Almira Otel'de düzenlenen yemeğe Başkanımız Recep Bölükbaşı ve yönetim kurulu üyelerimiz, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Vali Vekilimiz Ahmet Hamdi Usta, Emniyet Müdürümüz Selami Yıldız, Başsavcı Vekilimiz Sinan Sezer, İdari Menajerimiz Adil Cenkçiler, Genel Müdürümüz İsmail Özdemir, ARGE Grubu Başkanımız Kemal Güler, Denetleme Kurulu Başkanımız Kamuran Şakir, Divan Başkanlık Kurulu 2. Başkanımız Burhan Vatan ve davetliler katıldı. Geçen fan kulübün yemeğinde. Evet. Divan Başkanlık Kurulu üyemiz Galip Sakter gecede yaptığı konuşmada 10 yıl gibi bir süre zarfında divan başkanlığı yapan Kadir Şankaya'ya teşekkürlerini iletti. Biz burada 10 yıllık süren bir sürecin Sayın Kadir amcamızı dedi ki bundan sonra Bursa Spor Divan Kurulu'nun başkanlığı adaylığımı koymayacağım. Yerimi gençlere bırakacağım deyince bize de verdiği bu emeklerin karşılığında bugün kendisine beraber olup bir yemek yemek ve 40 yılın hatırı derler bir şeyler ikram etmek istiyoruz. Sizler de beraber buraya geldiniz, teşrif ettiniz. Bu güzel günümüzde bizlere onur verdiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Divan Başkanlık Kurulu Başkanımız Kadir Şankaya ise yaptığı açıklamada uzun yıllar Bursa Spor'a çeşitli görevlerle hizmet ettiğini ve son 10 yıllık dönemde kendisini Divan Başkanlığı'na seçen herkese teşekkürlerini sundu. Bu geceyi bana tertip eden Galip kardeşime çok teşekkür ediyorum. Biz biliyorsunuz 2006'dan beri 4 dönemdir Divan Kurulu Başkanlığı yapıyoruz. Galip'le iki arkadaşım o dönemden buraya kadar geliyor. Bir tane arkadaşımız rahmetli olmuştu. Tabii kendilerine de ben huzurlarınızda bütün arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizim de dönemimizin geldiğini anladık artık. Allah kısmet ederse bu ayın 21'inde son toplantımız oluyor. Çünkü divan biliyorsunuz önümüzde Bursa Spor Genel Kurulu var. Bursa Spor olunca divan kurulunda bir ay içinde seçime gitmek mecburiyette. Bu seçimde aday olmayacağımı daha evvel açıklamıştım ama bir kez daha sizlerin de huzurunda açıklıyorum. Ama bu demek değildir ki yani Bursa Spor'dan kopuyorum, gidiyorum. Gelecek olan başkana ve yönetimin her zaman yanında olacağımı da hatırlatmak istiyorum. Ve kendilerine yapabildiğim her türlü katkıyı da yapacağım. Çünkü Bursa Spor bizim her şeyimiz. Biraz evvel de bahsettiğim gibi biliyorsunuz 50 kişiyle kuruldu. Üye numaram 76. Yani uzun yıllar Bursa Spor'da hizmetim geçti. Başkanlık yaptım, yöneticilik yaptım. Hasbelkader de beni 12 senedir Divan Kurulu Başkanı'na seçen Divan Kurulu üyelerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Teknik direktörümüz Şenol Güneş böyle bir gecede bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu söylerken Kadir Şankaya'nın Bursa Spor'a önemli katkıları olduğunu ifade etti. Kadir abinin aslında Divan Kurulu'na veda ettiği Bursa Spor'un ebedi olduğu bir akşamı geçiriyoruz. Çok büyük hizmetleri oldu. Bu hizmetleri sadece Bursa için de olmadı, Türkiye adına oldu. Çünkü ismini, ünvanını, hizmetlerini bütün Türkiye biliyor. Ben teşekkür ediyorum şu anda bir Bursa Spor teknik direktörü olarak, aynı zamanda bir Bursa Sporlu olarak söyleyeyim bunu. Ama tekrar vurguluyorum, görevden ayrılmak görev bittiği anlamı taşımaz. O hizmet hala devam edecektir. Kendisinin varlığı Bursa Spor'a bir güç katacağını düşünüyorum. Allah sizleri de, bizleri de onun gibi bu görevlere layık göstersin ve alnının arkayla o görevleri yapalım. Başkanımız Recep Bölükbaşı ise yaptığı konuşmada Divan Başkanlık Kurulu'nun Bursa Spor için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtirken, şu ana kadar Bursa Spor sürekli ayakta kaldıysa ve Türkiye'de iyi bir marka olduysa bana göre Divan Başkanlık Kurulu'nun emeği burada çok büyüktür dedi. 2007'de rahmetli İbrahim Bey ile göreve geldiğimizde gene divan başkanıydınız. Ama sizinle ilgili hep Bursa'da güzel şeyler söylenmişti. Hala da güzel şeyler söyleniyor. Tabii ki Bursa Spor'un dileklerinden en büyüğü de bana göre Divan Kurulu ve Divan Kurulu Başkanlık Kurulu'dur. Şu ana kadar eğer Bursa Spor bu yerlere geldiyse ve sürekli ayakta kaldıysa, eğer Türkiye'de iyi bir isim yaptıysa, Türkiye'de iyi bir marka olduysa, bana göre Divan Başkanlık Kurulu'nun emeği burada çok büyüktür. Tabii ki bizler başkan yönetim olarak
bunun içerisinde varız ama sizler, özellikle Kadir amca, sizler bize hep yol gösterdiniz, hep yön verdiniz. Bursa Spor'a hizmet ille de bir yerde görev almakla olmuyor. Onu kalpten de hissetmekle oluyor. Maçlara gelmekle de veyahut da işte yönetime gelip ziyarete bulunmakta. Bursa Spor'la ilgili fikir beyan etmekle de devam edecektir. Öncelikle Kadir amcamıza Allah uzun ömürler versin, sağlık versin. Hep birlikte olalım ama yönetimde, ama yönetimin dışında.